Yeniden merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz anakart Intel. Yani her şeyiyle Intel bir anakart. Intel anakartlarda BIOS yazmak ya da modlu BIOS yapmak çok zor. Yüksek derecede kısıtlaması olan BIOS mevcuttur bu anakartlarda. Anakartlar kendine münhasır sıkıştırılmış BIOS'lara sahiptir. Aynı zamanda sertifikalıdır. Kısacası bu anakartların BIOS'larını değiştirmek her yiğidin harcı değil. Şimdi biz ne yapacağız? Üzerinde Xeon X5460 işlemci var. Şu anda 8 GB RAM var. Bu anakartta modlu BIOS yükleyeceğiz. Yani X5460 işlemcinin çalışması için modlu BIOS yüklemesi yapacağız. Aynı zamanda bu elimde görmüş olduğunuz NVMe SSD'yi bu anakarta tanıtacağız. Bu şekilde. Şimdi bir deneyelim. Bu arada anakartın modeli G43 chipset DG43GT. Aslında iyi bir anakart. Ancak dediğim gibi kısıtlaması bol bir anakart. Dünyada bu anakartın BIOS'unu değiştiren, modlamasını yapan çok nadir programcı vardır. Şimdi çalıştıralım anakartı. Biliyorsunuz bu anakartlar direkt start alırlar. Şimdi start veriyorum. Gördüğünüz gibi kapattı kendini. Yani üzerindeki X5460 işlemcinin çalışma ihtimali sıfır. Aynı zamanda gördüğünüz gibi dondu. Yani üzerindeki Xeon işlemciyi kabul etmiyor bu anakart. Biz kabul ettireceğiz. Aynı zamanda NVMe SSD modlu BIOS yüklemesi de yapacağız. Bu iş biraz meşakkatli. Hani şunu da diyebilirsiniz, eski anakart için niye uğraşıyorsun? Benim derdim eski anakart ile uğraşmak değil, yapılabilirliğini sizlere göstermek. Gerisi teferruat. Bu açılmayacak belli ki. Şimdi ilk yapacağım iş bu elimde görmüş olduğunuz flash bellekte mikro kodları olan bir otomatik yükleme seti var. Yani Xeon işlemciyi çalıştırmak için takalım bunu. Bu arada bizim bu NVMe SSD'miz de takalım. Hard diskimiz de takılı SATA bağlantısına. Şimdi start veriyorum. Önce Xeon işlemciyi çalıştıracağız. Açmıyordu gördüğünüz deminden. Anakartın BIOS'una gireceğim. Buna izin veriyor. Gördüğünüz gibi Xeon X5460 işlemcimiz var. Şimdi burada takılı olan NVMe SSD'mizden hiçbir bilgi yok. Sadece hard diskimiz mevcut. Başka da herhangi bir sürücü gözükmüyor. Bir de flash bellek. Şimdi X5460 işlemcimiz için anakartımıza mikro kodlar yükleyelim. Bunu ilk sıraya alıyorum. Yani flash belleği ilk sıraya aldım. Kaydediyorum. Çıkıyorum. Tabii yine açmayacak şimdi. Evet. Böyle takılı kalacak. Açmıyor. Kapatacağız mecbur. Yeniden açıyorum. Şimdi enter'ladığım anda ya da beklediğim anda kendisi otomatik olarak yükleyecek. Gördüğünüz gibi. Anakartımıza mikro kodları otomatik olarak yükledi. Bu flash belleğin içindeki komut seti ile birlikte. Şimdi bunu kırdık. Yani açtık arkadaşlar. Bunu halletmiş olduk. Artık Xeon işlemci ile bu anakart çalışacak. Kapatalım sistemi. Flash belleği de çıkartalım. NVMe SSD sürücümüzü de çıkartalım. Sadece az önce açılmayan hard diskimiz ile devam edelim. Az önce geçiş yapmıyordu. Windows 10'da.
Bakıyoruz. Evet. Geçiş yaptı arkadaşlar. Bunu hallettik. Yani Xeon X5460 işlemci bu anakarta tanıttık. Mikrokodlar eklemiş olduk anakartın BIOS'una. Bunu başardık. Bu bir. Bu ekran görüntüsünü unutmayın. Anakartımızın modeli ve kullanılan işlemci. Şimdi asıl iş bundan sonra başlıyor. Burada görmüş olduğunuz BIOS çipini sökeceğiz arkadaşlar. Bunu yeniden yazacağız. Kendi oluşturmuş olduğum NVMe SSD modlu BIOS'u bu çipe yükleyeceğim. Daha sonra bu sürücüyü çalıştıracağız. Bu şekilde taktım. Önce çipin backup'ını alacağım. Yani yedek ROM'unu alacağım. İçerisinden çekeceğim yazılım ile. Daha sonra modül ekleyerek hazır hale getireceğim. Tekrar lehimleme işlemine geçeceğiz. Montajını yapacağız. EEPROM ile çipimizi yazdık, bitirdik. Şimdi lehimleme işlemine geçelim. Çipi lehimledik. Şimdi test zamanı. Evet arkadaşlar, test zamanı demiştik, BIOS çipimizi lehimlemiştik, EEPROM ile yazılımı attık. Söylemeyi unuttum, bu NVMe SSD modlu BIOS 2022 tarihli olarak değiştirildi. Yani şu anda bu anakartın üzerindeki BIOS 2022 yılına ait. Bunu da belirteyim. Şimdi bakalım çalışacak mı? Pilimizi de takalım. Evet arkadaşlar. Açtım. Start vereceğim. İlk defa. Biliyorsunuz önce açacak, daha sonra kapatacak. Kapattı. Şimdi tekrar bir daha açayım. Evet, çalışacak gibi duruyor. Evet, çalıştı arkadaşlar. Hemen BIOS'a giriyorum. Görüyorsunuz. RAM'ler 4 GB. DDR2 4. slottaki RAM sadece 2 GB. Şu anda toplam 14 GB RAM bulunmakta. X5460 işlemci var. Modifiye ettiğimiz BIOS'un bilgileri bunlar. Yönetim motoru da aktif. 5.2 sürümü. Şimdi kapatıyorum bunu. Bu
elimde görmüş olduğunuz NVMe SSD sürücüsünü takacağım. Sadece bunu takacağım. Herhangi bir SATA bağlantısı yok. Bakın arkadaşlar, bu anakart 2007-2010 tarihli bir anakart. UEFI destekli bir anakart. Bu SSD'nin içindeki işletim sistemi GPT formatlı, yani MBR ya da NTFS formatlı değil. Yani yeni nesil sistem kurulu bunda. GPT formatlı. Çünkü anakart eski 775 soket olsa da o zamanki dönem UEFI BIOS'lu olarak üretilmiş. Bu büyük bir çalışma gerektirir benim adıma. Çünkü bu anakarttan alacağım veriler belki diğer anakartlara ışık tutabilir. Bu dediğimi bir yere not alın. Açalım. Bakalım bizim bu NVMe sesimizi görecek mi? Start veriyorum. Evet. Direkt tanıdı arkadaşlar. GPT formatlı Windows 10 işletim sistemi yüklü. Bu NVMe sistemimizi direkt tanıdı. Yani sonuç olarak bu projeyi de başarı ile tamamladık. Bunlar sistem bilgileri. NVMe SSD'den almış olduğumuz veri değerleri bunlar. Biliyorsunuz bu çarpı 1, PCI Express çarpı 1 slotundan alınan değerler. Bir de ne demiştik? GPT formatlı işletim sistemi yüklemiştik. Bunlar bizim NVMe SSD'mizin donanım kimlik bilgileri. Şimdi sürücümüzü kontrol edelim. Bakalım hangi formatlı? Evet. Gördüğünüz gibi GPT formatlı sürücümüz bulunmakta. Bir de ne demiştik? Anakartımızın BIOS'unu 2022 tarihli yapmıştık. Ona da bakalım. Burada bu CPU yazılımında görülüyor. Evet, bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. 12. ayın 31'i 2022. Bu aynı zamanda AMI UEFI BIOS'u. Tekrardan aynı zamanda bu BIOS dosyası şablon olarak kullanılabilir. Yani eski nesil anakartlarda bu BIOS şablon olarak kullanılabilir. Tabi bu bir fikir sadece. Bunun ne olacağını bilemem. Ama ileriki dönemlerde zaman bulabilirsem çalışma yapabilirim. Bu büyük bir başarı. Şu anda bu Intel tabanlı anakartlarda yapılmış, birebir görsellerle desteklenmiş tek içeriktir. Bunun bir eşi benzeri yoktur. Bu konulara toplum olarak hazır değiliz. Çünkü birileri bize sürekli satın almayı empoze ediyor. Yani balık vermeyi amaç edinmiş birileri. Balık tutmayı öğretmiyor. Ben balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum. Ancak toplumun geneli balık almaya hevesli olduğu için, bakın üzülerek söylüyorum, maalesef böyle, toplumun geneli balık almaya, yani satın almaya hevesli olduğu için maalesef bu konularda yeterince başarılı değilim. Yani öğretmeye çalışsam da bu BIOS ya da donanım konularına gerekli özeni göstersem de toplumdan buna karşılık hiçbir özveri, hiçbir çaba görmüyorum. Yani toplum olarak kusura bakmayın ama uyutulmuşuz maalesef. Ben isterdim ki bunu Türkiye'de sadece ben değil, benim gibi onlarca, hatta yüzlerce kişi açıklayabilsin. Bunu birilerine anlatabilsin. Ama maalesef olmuyor arkadaşlar. Maalesef olmuyor. Ben kendime düşen görevi yerine getirdim diye inanıyorum. Ben bundan sorumlu değilim. Ben görevimi yaptım. Size ancak bunu diyebilirim. Şimdi de 2 adet NVMe SSD sürücü taktım. Bakalım bunları BIOS'ta görecek mi? Evet, 2 adet NVMe SSD'mizi gördü. Yani buna çoklu NVMe SSD sürücüler takıp kullanabiliriz. Çarpı 16 slotundaki NVMe SSD'nin hız testi bu.
Oyun testine geçelim. Oyun testimizi tamamladık. Testimizi herhangi bir SATA sürücüsü olmadan sadece NVMe SSD takılı şekilde tamamladık, bitirdik. Ayrıca bakır tabanlı Intel soğutucu ile başarılı bir sonuç aldık. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Buna benzer değişik, daha önce denenmemiş videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olmaya devam edin. Abone olmayı da unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.